Merhaba arkadaşlar, Yazılım İçin İngilizce serisinin bu dersinde sizinle birlikte genç yazılımcılara ya da yazılıma, programlamaya, kodlamaya artık ne derseniz deyin, bu alanlara başlayan insanlar, öğrenciler için internette yazılmış bazı makaleler vardı. Bu makalelerden bir tanesini analiz etmiştik, incelemiştik. Şimdi bir başka yazıya bakacağız. Yani baştan sona her şeyi sizin için analiz edecek değilim. Çünkü birazcık siz de işin içine girin, pratik yapın, araştırın, uğraşın istiyorum. Seçtiğim bazı kısımları sizin için analiz edeceğim, birkaç paragrafın üzerinden geçeceğiz. Ne anlatmış, neler anlatmış, cümleleri nasıl bölüyoruz bunları göreceğiz. Hem İngilizcemiz hem teknik bilgimiz gelişecek. Ondan sonra da top sizde olacak. Yazının geri kalanını siz inceleyin isteyeceğim. Şimdi başlayalım. Buradaki başlıklara bakıp hani bir iki kısmı inceleyeceğiz. Ne demiş? Advice for new programmers. Hani yeni yazılımcılar için tavsiyeler. Kısaca set goals, hedefler koyun. Ondan sonra beware of opportunity costs. Hani fırsat maliyetlerinden, aslında burada bir of olsa iyi olacak. Beware of opportunity costs. Fırsat maliyetlerinden haberdar olun. Fırsat maliyeti ekonomide güzel bir terimdir. Bilmiyorsanız bakın derim, hayatınıza değer katacak bir terimdir. Invest in yourself. Kendinize yatırım yapmak. Focus on what does not change. Hani değişmeyen şeylere odaklanın. Work from your strengths. Hani güçlü olduğunuz yerlerden çalışın. Hani oradan başlayın anlamında. Oraya odaklanın. Shorten your feedback loops. Geri bildirim döngülerinizi kısaltın. Yani daha hızlı geri bildirim alın. Keep it simple. Hani süreci basit tutun ve de sonuçlar. Şimdi burada benim özellikle dikkatimi çeken şeylerden birisi şu oldu. Focus on what does not change. Çünkü teknoloji dünyasında bir de şu invest in yourself. Yani kendinize yatırım yapmak. Şu ikisi benim kendi hayatımda özellikle değerini gördüğüm şeyler. İlk önce en temel gördüğüm noktalardan birisi. Buradan başlayacağım. Focus on what does not change. Hani değişmeyen şeylere odaklan. Teknolojide değişen çok şey var. Hani diller değişiyor, kütüphaneler değişiyor. Ama şu var. Mesela en basitinden nesne yönelimli programlama dediğimiz bir konsept var. Object oriented programming. Yani günümüzdeki programlama dillerinin kütüphanelerinin neredeyse hepsi bu yaklaşımı benimsiyor. Siz o durumda sınıf nedir, metot nedir, fonksiyon nedir, ondan sonra İşte veri türleri, değişken türleri nelerdir? Bu temel şeyleri bilirseniz ya da işte ölçeklenebilir kod yazmanın temellerini, senkronize ve asenkron programlamayı, farklı temel kavramları bilir, bunları anlar, bunları uygularsanız zaten hayatınız kolaylaşır. Böylece yeni teknolojilere adapte olmak da daha kolay olur. Ama shiny object syndrome diye bir şey vardır. Parlak nesne sendromu. Yani her gördüğünüz parlak şeye atlarsanız bu defa daldan dala hiçbirinde ne diyelim, ustalaşmamış olursunuz. Hani bir alanda ustalaşmak, hani hele de temel konularda ustalaşmak gerçekten güzeldir. Ne diyelim? Most people are always focused on where the industry is heading, what the latest technologies are and the latest frameworks that are available. Pek çok insan diye are always focused on. Daima odaklıları ne konuda? Where the industry is heading. Hani sektör nereye gidiyor? Is heading. Burada fiil. Hani başını nereye çevirmiş sektör? Ona odaklıdır. What the latest technologies are. En son teknolojiler nedir? Buna odaklıdır. Ve de the latest frameworks that are available. Hani erişilebilir olan ya da sunulmuş olan en son kütüphaneler, çerçeve programlar nelerdir? Bunlara odaklanmaktadır. However, ancak there is a lot that doesn't change. Ancak değişmeyen pek çok şey var. The foundational concepts behind programming are the same. Programlamanın arkasındaki temel konseptler, foundational concepts, hani kurucu konseptler, temel kavramlar diyor. Nedir? Aynıdır. Regardless of the programming language or syntax. Programlama dilini ya da syntax'e, hani söz dizimine bakmaksızın. Regardless of, hani bunu değerlendirmeksizin, buna bakmaksızın. Hani hangi dile bakarsanız bakın, hani bunu göz önüne almaksızın diyor. Temel konseptler hep aynıdır. Understanding how to modularize and reuse your code is not going out of style. Bakın ne? Understanding how to modularize and reuse your code. Diyor ki kodunuzu nasıl modülerize edeceğiniz, hani modüllere, parçalara ayıracağınız ve yeniden kullanacağınızı anlamak isn't going out of style. Trendten düşmüyor. Yani daha az popüler bir şey haline gelmiyor. Çünkü bu çok temel bir beceri. Ne? İşte kod yazıyorsunuz. Aynı kodu 100 defa tekrar etmek yerine hani onu fonksiyonlara, modüllere böldüğünüzde, kolayca bakımı yapılabilir hale getirdiğinizde bu işinizi kolaylaştıracaktır. Hangi dilde, hangi çerçevede yaparsanız yapın bunu. Mastering the common design patterns is also a useful endeavor. Ne demiş? Mastering the common design patterns. Temel demiş. Hani sık kullanılan tasarım, ne diyelim, biçimlerini, kalıplarını da bunlarda da uzmanlaşmak is a useful endeavor. Faydalı bir çabadır, uğraştır. Sonra learning the new things is important. Hani yeni şeyleri öğrenmek önemlidir. But if you spend more time learning the newest tools and not the foundational principles. Ama diyor siz hani temel
konseptleri değil de yeni şeyleri öğrenmek için daha fazla vakit harcıyorsanız you're not going to pick up the new things as quickly. Yeni şeyleri you're not going to pick up öğrenemeyeceksiniz. Ele geçiremeyeceksiniz. Neyi? The new things as quickly. Yeni şeyleri çok hani daha hızlı bir şekilde ele geçiremeyeceksiniz ya da öğrenemeyeceksiniz. Niye biliyor musunuz? Burada anlattığı şu. Temel şeylere hakim değilseniz hani yeni kütüphaneleri, yeni programlama dillerini anlamanız, o konularda ilerlemeniz de zor olacak. Ama işin temellerini bilen hani programlama konseptlerini, veri türlerini, algoritmaları yani temel mantığı anlayan bir kişinin hani yeni araçları öğrenmesi, kullanması daha kolay olacaktır. Burada temelde ondan bahsediyor. Ondan sonra da kendine yatırım yapmak. Yani okumak, araştırmak, öğrenmek, eğitimlere gitmek, tanışmak, insanlarla konuşmak. Yani sürekli kendini geliştirecek şeyler yapmak. Invest in yourself. Kendine yatırım yapmak. Demiş ki if you have a mediocre skill set, eğer diyor ortalama, vasat bir skill setiniz, hani beceri setiniz varsa ya da beceri hani kümeniz varsa elinizde you are unremarkable. Siz diyor sıra dışı değilsiniz. Unremarkable. Hani remarkable olsaydı sıra dışı olurdu. Unremarkable. Hani siz sıra dışı değilsiniz. Hani dikkat çeker değilsiniz demek. Devam ediyor. Diyor ki people want to hire remarkable people and the best thing you can do is invest in your skill set. People want to hire. İnsanlar diyor işe almak isterler. Kimi? Remarkable people. Hani sıra dışı yani öne çıkan insanları işe almak isterler. And the best thing you can do. Ve diyor yapabileceğiniz en iyi şey nedir? Is invest in your skill set. Hani beceri kümenize, hani beceri setinize yatırım yapmaktır. This could be investing in a training course. Hani diyor ki bu bir eğitim kursuna yatırım yapmak olabilir. Or time in tackling a side project. Ya da diyor hani time hani vakit ayırmak ne için? In tackling a side project. Hani bir yan projenizi, bir hobi projenizi yürütmek için vakit ayırmak. Tackle with hani bir şeyle uğraşmak. Hani bir yan projeyle, hobi projeyle uğraşmak için vakit ayırmak olabilir. Ne için? Just for the purpose of learning. Hani sadece öğrenme amacı için diyor bir hobi projenizi vakit ayırmak olabilir. Regardless hani ne olursa olsun hani ne yaparsanız yapın. The key is that you keep learning and keep growing. Hani ne yaparsanız yapın diyor anahtar, kilit parça şu diyor. Is that you keep learning and keep growing. Hani siz diyor ne yaparsınız? Öğrenmeyi ve büyümeyi sürdürürsünüz. Keep learning and keep growing. The second you stop doing that. Diyor ki the second. Burada saniye anlamında. The second you stop doing that. Hani onu yapmayı bıraktığınız, hani bunu yapmayı bıraktığınız saniye, an, you slow down your pace. Hızınız düşer. Hani hızınızı düşürürsünüz. And start falling behind. Ve geride kalmaya başlarsınız. Sonra many people argue that they don't have time to invest in learning new things because they are so busy. Pek çok insan diyor şunu savunur. They don't have time to invest in learning. Hani öğrenmeye ayıracak, yatırım yapacak vakitleri olmadığını söylerler. Neyi? New things. Hani yeni şeyler. Öğrenmeye ayıracak vakitlerinin olmadıklarını. Çünkü they are so busy. Çok yoğun olduklarını söylerler. That's a cop-out. Hani diyor bu bir başa çıkma yöntemi. Bakın cop-out. Hani bir bahane. Kendini rahatlatma bahanesi. Şimdi açıklama görebiliyor muyum? Bakayım şöyle. Define dersem size daha net gösteririm. An instance of avoiding a commitment or responsibility. Bakın ne diyor? An instance. Hani bir örneği ne? Ya da bir çeşidi. Of avoiding a commitment or responsibility. Hani bir yükümlülüğü ya da bir sorumluluktan. Hani bir yükümlülükten ya da sorumluluktan kaçınma yöntemi. Bakın excuse, pretext. Hani bahane, similar to. Bahane. Diyor ki hani bu bir bahane. Hani başa çıkma yöntemi. Hani çünkü atıyor ortaya. Ben yoğunum, meşgulüm. Bunu da öğrenemem. Ne diyor? See the section above an opportunity cost and invest in learning how to leverage the work you've already done to buy yourself some time. Ne demiş? See the section above. Yukarıdaki kısma diyor bakın. Yukarıda da fırsat maliyetinden bahsediyordu. An opportunity cost. Fırsat maliyetleriyle ilgili kısma bakın ve diyor. And invest in learning. Invest in learning. Ve öğrenmeye yatırım yapın. Ne konuda? How to leverage the work you've already done. Şu ana kadar yaptığınız işi nasıl kullanabileceğiniz konusunda. Leverage, hani bir kaldıraç olarak kullanmak demek. Bu da biraz ileri seviye bir konsept. Hani to leverage something, to do something. Hani bir şeyi, yaptığınız bir şeyi başka bir şey yapmak için bir araç, kaldıraç olarak kullanmak. Ne diyelim? Diyelim ki hani bir sektörde sizin çok büyük tecrübeniz var. O tecrübeyi işte bir girişim kuracaksınız. Orada sermaye toplamak, ortak bulmak için kullanıyorsunuz. Hani bir beceriyi başka bir alanda ilerlemek için kullanıyorsunuz. Hani kaldıraç etkisi, hani leverage effect belki denilebilir. Hani bir kaldıraç olarak kullanmak demektir. Burada diyor ki yukarıdaki kısmı okuyun. Orada hani şu ana kadar yaptığınız işleri kendinize buy yourself some time. Buy yourself some time kendine zaman satın almaktan ziyade kendine zaman kazandırmak anlamında. Hani diyor ki şu ana kadar yaptığınız işleri kendinize biraz zaman kazandırmak için
nasıl kullanabileceğinizi görmek için hani yukarıdaki fırsat maliyetiyle ilgili kısmı okuyun, inceleyin. You're a programmer. Hani siz diyor bir programcısınız. Automation and code reuse are key. Otomasyon ve kodun yeniden kullanılması diyor kilittir. Yani diyelim ki siz bir kayıt olma fonksiyonu ya da giriş fonksiyonu yazdınız ya da işte sürekli kullandığınız bazı kod parçaları var. Onu her defasında sıfırdan yazmak yerine güzel bir kayıt fonksiyonu ya da güzel bir ne diyelim depolama fonksiyonu bir şey yazarsınız. Onu defalarca farklı projelerde kullanabilirsiniz. Evet, böylece bir dersin daha sonuna geldik. Sevgili arkadaşlar, Yazılım için İngilizce serisinin yazılımcılar için, yazılıma yeni başlayan, İngilizce ile sıkıntılar yaşayan, hani yazılıma yeni başlamamış olsa da İngilizce adına korkuları olan insanlar için bir giriş dersi olmasını istiyoruz. Ne istiyoruz? Hani bu seri insanların korkmadan daha bir güvenli bir şekilde İngilizce kaynakları okumasını sağlasın. O kaynaklara yaklaşmasını, analiz etmesini sağlasın. Bu sebeple bu dersleri, bu seriyi yazılımla ilgilenen, bu alanda kendini geliştirmek isteyen, İngilizce ile ilgili sıkıntılar yaşayan herkese gönderip paylaşabilirsiniz. Böylece hani bu seri daha çok insana yardımcı olmuş olur ve görevini yerine getirmiş olur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.